Gerçek gündem, doğru haber. Haberin merkezine, Kanal 32 Haber bültenine hoş geldiniz sayın seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan günün gelişmeleriyle Kanal 32 Haber bülteni başlıyor. Yüzünü gizlediğini sandı. Ancak yaptığı hırsızlığı yine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü aydınlattı. Hırsızlık anları ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. O anda neler yaşandı? Emekli öğretmen Cahit Erdoğan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk duruşmasına çıktı. Sanık ifadesinde neler söyledi? İl Emniyet Müdürlüğü 411 şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada neler ele geçirildi? Kaç kişi gözaltına alındı? Günün sıcak gelişmelerinden detaylar az sonra Kanal 32 Haber'de. Sayın seyirciler, haber bültenimize günün sıcak gelişmesiyle başlayacağız. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Modern Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çalınan iki akıllı telefon ve 1500 lira nakit paranın ardından harekete geçti. Antalya'da yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzünü gizlediğini sandı. Ancak yaptığı hırsızlığı yine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü aydınlattı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Modern Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait iki akıllı telefon ve 1500 lira nakit paranın çalınması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 36 saatlik kamera görüntülerini incelemelerinin sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin S.E.G. isimli şahıs olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdikten sonra şahsın Antalya'ya gittiğini tespit eden ekipler, şahsın kimlik bilgilerini ve güvenlik kamerası görüntülerini Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileriyle paylaştı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Antalya'da da 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yapmış olduğu çalışmalar sonucu, şahıs Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eğirdir ilçesinde belediye işçisi Tuncay Kaya'nın bulduğu poşetten el bombaları çıktı sayın seyirciler. Polis bombaları incelemek üzere götürürken Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim. Poşet buldum. Poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm." dedi. Poşete tekme attı. O poşetten el bombaları çıktı. Görüntülerin adresi Eğirdir. İlçedeki İstasyon Mahallesi Eski Tren Garı'nda belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi sundurma şefliğinin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü. Yani poşet buldum. Poşete tekme vurunca içinde demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm. Arkadaşları çağırdık. Korktun mu? Yok, korkmadım. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısıyla ilgili ise bilgi verilmedi. El bombalarını bulan belediye işçisi Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacımı gidermeye gelmiştim, poşet buldum. Poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm," dedi. Poşet vardı, poşete tekme vurdum. Poşetin içinde demir şıngırtısı gelince poşeti açtık, baktık. İçinde el bombaları var. Ondan sonra arkadaşları çağırdım, arkadaşlarla baktık. Ondan sonra olay yeri, polis aradık. Direkt zaten arkadaşlar polis aradı, olay yeri geldi işte, onları teslim aldı.
Hatırlanacağı üzere Eğirdir'de geçen Eylül ayında da göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti'de belediye başkanı aday adaylığı için başvurular sona erdi. Peki kaç kişi aday adaylığına müracaatta bulundu? Başvuruların sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin sürece ilişkin neler söyledi? Ayrıntılar birazdan Kanal 32 Haber'de. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk duruşmasına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan sanık duruşmada baba gibi gördüğünü belirtti. Erdoğan'ı boşandığı eşiyle ilgili söyledikleri sözleri nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü. Fatih Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında 28 Ocak 2023 tarihinde site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Süleyman Çelik hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması da Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cahit Erdoğan'ı bir abi, bir baba olarak görüp çok sevdiğini söyleyen sanık Süleyman Çelik, kendisine gece bekçisi olarak işe almak istediğini ve olay günü siteye geldiğini söyledi. Olay günü Cahit Erdoğan'dan icra borçlarının karşılığında 30 bin lira avans istediğini söyleyen sanık Çelik, bu esnada kendisine eski eşiyle ilgili sözlerde bulunduğunu öne sürdüğü Erdoğan'a yumruk attığını belirtti. Sanık duruşmada şunları söyledi. Yumruk atınca sendeledi yere düştü. Yerde boğuşmaya başladık. Kemeri alıp boğazını sıkmaya başladım. Kendimi kaybetmiştim. 5-6 dakika sonra hareketsiz kalınca odanın bir köşesine çekerek üzerine orada bulunan halı ve eşyalarla kapatıp sonra da odadan çıkıp gittim. Maktulün eşi Neşe Erdoğan kendisine söz verilince sanığın yalan söylediğini, eşinin kadınla kızla işi olmadığını, 2 yıldır yanı başından hiç ayrılmadığını belirterek "Eşim asla küfretmezdi. İşte çocuklarım da yanımda. İsterseniz onlara sorun. Biz ağzından hiç küfür çıktığını duymadık. Sanıktan şikayetçiyim." dedi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada sanığın eski eşinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği görevlileri mahallelerde yapılan 411 şok uygulamada 3548 şahsı sorguladı. Sorgulamaların sonucunda 23 silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken aranma kaydı bulunan 12 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü kentte suç ve suçluya geçit vermiyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri mahallelerde yapılan 411 şok uygulamada 3548 şahsı sorguladı. Sorgulamaların sonucunda 23 silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Değişik suçlardan arama kaydı olan 12 şahıs da yakalanarak adli birimlere sevk edildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye işyanı ve çevre esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Bir soru üzerine Başkan Başdeğirmen, şehir merkezinde çok eski binalar bulunduğunu belirterek meydanda bir yenilenme olması gerektiğini, bunun da istişarelerle yapılabileceğini söyledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla esnafın talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Başdeğirmen, belediye işyanı ve çevre esnafıyla bir araya geldi, talep, öneri ve isteklerini dinledi
şehrin daha da gelişmesi için onlarla fikir alışverişinde bulundu. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının anında yapılması gerekenlerin hemen yerine getirilmesi, diğer taleplerin de belli bir program dahilinde yapılması olduğunu söyledi. Amacımız, burada söylenen herhangi bir talep varsa anında gerekli yere aktararak hemen çözümüne ulaşmak. Eğer daha sonra yapılacak bir şey varsa da müdürlerimiz tarafından programa alınıp işleme başlanması. Burada birçok yerde esnaf arkadaşlarımızla mahalle aralarında kahvaltılı toplantılar yaparak geldik. Haftada 3-4 tane sokakta kahvaltı yaptık. Artık havalar soğuyunca da böyle kapalı yerlere girmeye başladık. Akşamları da mahallelerimizle yapıyoruz. Mahallede vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bunları da anında gerekli çözümleri bularak o mahalledeki sorunları da kaldırmaya çalışıyoruz. Sizlerle birebir konuşarak bunları öğrendiğimiz zaman çok daha farklı oluyor. Yani sizler bize WhatsApp hatlarından, farklı yerlerden ulaşabiliyorsunuz belediye hatlarından ama birebir konuşarak sizlerin taleplerini almak çözüm odaklı daha sağlıklı oluyor. Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren esnaf, Kaymakkapı Meydanı ile ilgili yeni bir proje olup olmadığını sordular. Öncelikle başkanım, ilk adaylığınızı açıkladığınızda sizi destekledik ve şu anki oturduğunuz koltuğa gelmenizde büyük desteklerimizi verdik. İyi ki de getirmişiz başkanım. Memnunuz biz. Başkanım, havuzları yıktınız, güzel oldu. Burası bizim Isparta'nın Kaymakkapı Meydanı. Herkesin ilk öncelikle gelip de burayı gördüğü bir yer. Ve burası ekonominin kalbi. Isparta'daki insanların burada gelip işlerini görebildiği bir yer. Buraya ne gibi şeyler yapacaksınız? Onu çok merak ediyorum başkanım. Kaymakkapı Meydanı'ndaki büyük otelin kalkması gerektiğini belirten Başkan Başdeğirmen, şehircilik yapacaksak hep beraber istişareyle karar vermeliyiz. O otelin yıkılıp altının otopark, üstünün meydan olması lazım dedi. Bu koltukta hepimiz oturabiliriz. Belediye Başkanlığı Şükrü Başdeğirmen'e münhasır bir koltuk değil. Ancak bu koltuğa oturan kişi şehrin gelişmesiyle alakalı, esnafın daha güzel ticaret yapabilmesiyle alakalı güzel, mantıklı, olumlu kararlar alabilmesi lazım. Ama ne münazımcılık, bana ne, benden sonra kim ne yaparsa yapsın gibi konular konuşulursa belediyecilikte başarıya ulaşılamaz. Ve belediye başarıya ulaşamazsa esnaf bundan sıkıntı yaşar. Şimdi birbirimize bağlıyız biz. Bunu yaparken birbirimizle empati yaparak düşünmekte fayda var. Mağdur olmadan esnafın iş yerini yenilemek. Doğrudur. Şimdi buradaki esnaf, bu bina bence olması gereken yerde değil bir. Yani tam bizim meydanımızın ortasında kocaman bir bina. O gün için uygun görülmüş, yapılmış. Ve burada da esnafımızın %70'i, %80'i telefonculukla iştigal ediyor. Ve bu esnafımıza günde binlerce insan gelip gidiyor. Merkezde olmasında da fayda var çünkü. Herhangi başka bir mahalleye alsak bu işler olmaz. Şimdi benim buradaki daha önceki Murat Kurum Bakanımızla gezerken buraya üzüm çarşısının kararını verdik. Üzüm çarşısının kararını verdik ve üzüm çarşısı 1,5 ay içerisinde tamamen bitiyor. 118 iş yeri. Caminin çevresiyle alakalı. Damgacı Sokak'a gidiyor musunuz bilmiyorum. Damgacı Sokak'la alakalı. Oranın da son halini görmüşsünüzdür mutlaka. Bunları millet bahçesine baktıktan sonra buraya geldik. O zamanki bakanımız Murat Kurum'la bana dedi ki bu bina neden tam ortada? Zamanında yapılmış. Düşünceniz var mı? Bir hazırlığımız var dedim. Ben hazırlığımızı götürdüm. Hazırlığımız şu. Bunu ben birçok arkadaşımıza da paylaştım. Her yerde de söylüyorum. İlk önce Otel Isparta'nın binası, İyaş Otel tamamen oradan kalkması lazım. Eğer bir şehircilik yapacaksak hep beraber bir şeyleri bilerek ve karar vererek yapmak zorundayız. İstişareyle. Otel Isparta'nın olduğu yer tamamen bina yıkılıp altı otopark, üstü meydan olması lazım. Arkasındaki İplikçi Camisi ortaya çıkması lazım. İplikçi Camii'nin arkasında da Damgacı Sokak ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu. Belediye işhanı ve kültür sitesinin yıkılarak yeni ve modern binanın yapılması gerektiğini belirten Başkan Başdeğirmen, kültür sitesinin olduğu alan yeni şekliyle projelendirilip sizin önünüze gelmeden burada herhangi bir şey yapamayız şeklinde konuştu. Bu binayı yıkmak. Ama nasıl yıkmak? Siz burada içinde otururken yeni binayı hemen yapmak. Sizi çıkmadan. O bina neresi?
kültür sitesi. Kültür sitesinin %70'i belediyeye ait bir mülkiyet. Belediye yaşanın %30'u da belediyeye ait bir mülkiyet. Şimdi biz oradaki %70'le burada %30'u feda ettiğimiz zaman vatandaşlarımıza, esnafımıza, o binaya sizi en güzel şekilde yerleştirebiliyoruz. Yeni, modern bir şekilde. 20 metre geriye gidiyorsunuz. Hepsi bu. Siz burada işleminiz bitiyor, bina bitiyor. Sizlerin yerlerini tespit ediyoruz, oturuyoruz hep beraber. Herkesin konumuna göre. Sen köşedeysen arkaya atmam seni. Sen birinci kattaysan alt zemini almam seni. Bunları hep beraber oturup konuşup güzel bir projeyle iki binayı da yıkıyoruz. Ve buradaki esnaf arkadaşlarımızla beraber oraya taşınıyoruz. Ondan sonra da burayı yıkıyoruz. Daha sonra da kültür sinemasını yıkıyoruz. Kültür sinemasının önündeki esnaf arkadaşlarımıza, onlar da var aramızda. Onlara da ben öneri götürmüştüm geçen sene. Kültür sitesinin olduğu alan yeni şekliyle projelendirip sizin önünüze gelmeden burada biz herhangi bir şey yapamayız. Burayı yıkamayız. Yani bana ne, yıkın geçin kardeşim, nereye gidilirse gitsin diye böyle bir mantık yok yani belediyecilikte. Bir esnaf da belediye iş anındaki tuvaletlerin yenilenmesi talebinde bulunurken, Başkan Başdeğirmen de belediye iş anındaki tuvaletlerle ilgili yapılması gerekenler için talimat verdi. Biz ilk başta her şeyden önce tuvaletlerin hijyenik hale gelmesini istiyoruz başkanım. Evet. Yani dışarıdan gelen bir insanım. Hakikaten utanarak gönderiyoruz tuvalete çocukları geldiği zaman veya bir tuvalet ihtiyaçları olduğu zaman. Samimi söylüyorum, biz kendimiz bile girmeye artık çekinir olduk. Bilmiyorum farkında mısınız? Biz şu andaki yönetim olarak tuvaletlere ne kadar önem verdiğimizi belki de dikkatinizi çekmiştir. Burada Kavaklı Camii'nin orada bir tuvalet vardı. Böyle dönerek iniliyordu aşağıya, böyle tünele iner gibi. Kadınlar giremiyorlardı. Sizler de önünden geçerken o kokuyu almamak için ya mesafeyi açıyordunuz ya da burnunuzu kapatıyordunuz. Ayrıca Ulu Cami'nin önünde de vardı bir tuvalet. Aşağıya iniliyordu. Hep nedense aşağılara gömmüşler tuvaletleri. Kokudan da durulmuyordu, girilmiyordu içerisine. Isparta'da 136 tane cami var. 101 tanesinin tuvaletlerini yeniledik. 101 tanesini. Bize hiç kimse söylemedi. Vazifemizde değil. Camiler bize ait değil. Ama bu benim, bu senin, bu olmaz, bu yapılmaz dediğimiz anda biz memlekete hizmet veremeyiz. Köydeki camilerimizin tuvaletlerini de yaptık, camilerini de onardık. Her yere gidiyoruz, okullarına da gidiyoruz. Bu benim vazifem değil dediğin anda belediyecilik yürümüyor. Ne zaman ne lazımsa tuvaletin içerisinde. Serkan Başkan Yardımcım Serkan Bey ekibini bu yönlere de iyi değerlendiriyor. Burayı da buradan ayrılmadan Serkan. Toplantı bittikten sonra sen de aşağıya in bir zahmet. Tuvaleti bir gör. Diğer yanındaki arkadaşlar da gelsinler. Ve bir an önce şu andaki halinden sonra ne yapılabilirse işi devral. Bundan sonrasını biz yapıp bitirelim. Teslim edelim arkadaşlar. Sağ olun. Esnaf belediye iş anı önünde bisiklet ve motosikletler için oluşturulan park alanında düzensizlik yaşandığını, bu konuda bir düzenleme getirilmesini istediler. Başkan Başdeğirmen bu konuda Zabıta Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bisiklet yeri yapmıştınız ya, bisiklet evet. Motor park yeri. Oranın düzenini hiç tutmuyor. Yani herkes istediği gibi yine motorunu, bisikletini park ediyor. Hani siz iyi bir hizmet yaptınız ama hani halk bunu yine hak etmemiş şekilde park ediyor. Hani oraya da bir düzenleme olursa eğer mutlu oluruz yani. Zabıta Müdürümüz Hilmi, özellikle o şeyin arkasında, biraz önceki tostçuların karşısındaki motorlar. Biz onlara çok uğraştık kaldırmak için. Neler neler yaptık ama insanımız buna evet yazının altına da kilitliyor. Ama yeni yapılacak yerlerde bunların hepsi düşünülecek. Mutlaka birinci katta motosiklet ve bisikletlere yerler yapılacak. Yani eskiye, şimdi bizim buralar kültür sineması 50 yıllık bina arkadaşlar. Şimdi belediye işanı 30 yıllık bina. Buraların artık yenilenmesi lazım. Otel Isparta sanırım 50 yılın üzerinde. 51-52 yıl. Artık bir değişiklik yapılması gerekiyor merkezde. Bunlarla beraber biraz sabır. Sizler hepiniz gençsiniz. Belki bizden geçiyor yavaş ama sizlere güzel şeyler bırakacağız Allah'ın izniyle.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle hazırlanan 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı görkemli bir törenle Gökkubbe Fuar Alanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı sayın seyirciler. Birçok doğal ve kültürel güzelliklerle farklı lezzetlere ev sahibi yapan fuar yoğun ilgi gördü. Çeşit çeşit reçeller, el dokuması halılar, o üzerindekilere model motorlar, karavanlar, hepsi 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda. Isparta'da ilk kez düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı bugün görkemli bir törenle Gökkubbe Fuar Alanı'nda açıldı. Törene Vali Aydın Baruş, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dimitri Kroito, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak açılış kurdelesi kesildi. Bizim fuarımız Isparta'mızda, Türkiye'mize hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Isparta'nın hem turizmden yana şanslı olduğunu hem de gastronomi açısından birçok farklı lezzete sahip olduğunu belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, bu fuarımızda Isparta'nın tanıtımı için önce bölgemize, ardından Türkiye'ye ve tüm dünyaya açılmayı hedefliyoruz dedi. Turizm hem şehirlerin hem de ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal kalkınması üzerinde önemli etkisi olan bir sektördür. Sağladığı döviz girdisiyle ülkelerin ekonomilerine büyük katkı sağlayan ve sürekli gelişim halinde olan turizm sektörü ülkelerin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. İlimizde turizmin gelişmesi, kaynaklarımızın iyi kullanılması ve bu güzelliklerin artması için tarihi yapılarımızı, kültürel mirasımızı, doğal güzelliklerimizi, yöresel lezzetlerimizi en iyi şekilde tanıtmamız ve anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bugün birincisini düzenlediğimiz turizm ve gastronomi fuarımız, doğa turizmi, kış turizmi, tarım turizmi, karavan turizmi, su sporları, gökyüzü gözlem, kültür turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi gibi ilimizin sahip olduğu kazanımlara ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte sahip olduğu coğrafya ve iklimiyle Isparta'mızda her türlü ürün yetişmektedir. Bölgemizde yetiştirdiğimiz gül, elma, kiraz gibi ürünler, yöresel lezzetlerimiz önemli rol oynamış. Şerbet, reçel, komposto gibi çeşitli ürünlerin mutfağımızda yer almasına imkan sağlamıştır. Kültürel mirasın zenginliğini bozulmamış, doğal ve ekolojik çevrenin varlığı, coğrafi konumu olarak iyi bir bölgeye sahip olması, dört mevsim turizme elverişli olması, hizmet maliyetinin uygun olması gibi yönleriyle oldukça avantajlı bir şehir olan Isparta, ne yazık ki tanıtım eksikliği, gerekli altyapının yeterli gelişmemiş olması, konaklama tesislerimizin yetersiz olması gibi ulaşım konularındaki sıkıntılarımız sebepleriyle maalesef turizmden istediği payı alamamıştır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz turizm ve gastronomi fuarımızda ilerideki yıllarda önce bölgesel, sonra uluslararası alana yayılarak, gelişerek varlığını sürdürecektir. Isparta olarak turizm potansiyelimizin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynayacağını düşündüğümüz fuarımızın yeni açılımlara, yeni fırsatlara
ev sahipliği yapmasını düşünüyoruz. Birinci Turizm ve Gastronomi Fuarı'nı tam yerinde ve zamanında atılan bir adım olarak gördüklerini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Isparta Türkiye'nin önemli bir tarım, turizm ve sanayi şehridir diye konuştu. Isparta ülkemizin önemli bir ticaret, sanayi, tarım ve turizm şehri. Yöresel değerlerine sahip çıkan bir şehirdir. Tescil edilmiş 17 coğrafi işaretli yöresel ürünümüz var. 3 ürünümüz de değerlendirme aşamasında. Gölleri, tabiat parkları, lavanta bahçeleri, gül bahçeleri, Davraz kayak merkezi ve camileriyle de Isparta ülkemizin önemli kültür ve turizm şehridir. Ancak Isparta'nın bu güzelliklerini daha çok yerli ve yabancı turiste göstermemiz gerekiyor. Isparta'ya gelen ve konaklayan turist sayısını arttırmalı ve önümüzdeki dönemde Isparta'nın 2 milyon turist hedefine ulaşmasını sağlamalıyız. Isparta, Antalya'mıza komşu bir şehrimiz. Bu konumunu fırsata çevirecek şekilde turizm rotalarını tasarlanmasına önem vermemizde yarar var. İşte bu yüzden Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'nı tam yerinde ve zamanında yapılmış önemli bir atılım olarak görüyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, fuarın Isparta'daki turizm potansiyelinin ortaya çıkmasında büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bugün açılışını yaptığımız Isparta 1. Turizm Gastronomi Fuarı'nın özellikle Isparta'nın turizm potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli bir adım olmasını, bu organizasyonun gastronomi, kültür, tarım, sağlık alanlarında ilimiz adına yeni fırsatlara vesile olmasını ve yeni yatırımlara öncülük etmesini temenni ediyorum. Isparta, tabii hepimizin de bildiği, ben de Ispartalıyım. Bildiğiniz gibi doğa turizmi, sağlık turizmi, tarım turizmi, su sporları, kültür turizmi gibi pek çok farklı turizm çeşitliliğine sahip bir ilimiz. Bu çeşitliliğin fırsatların değerlendirilerek yatırımlara dönüştürülmesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin gücüne katkı sağlaması açısından çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Fuarın Isparta turizmine ve gastronomisine katma değer katacağını söyleyen Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, şehrin yeniliklerini keşfetmek isteyenleri fuara bekliyoruz diye konuştu. Isparta Belediyesi'nin de paydaşı olduğu Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın bildiğiniz gibi bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Isparta'nın zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz gastronomik lezzetleriyle dolu bir şölen olmasını temenni ediyoruz. Sadece Isparta'nın değerlerini tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel anlamda turizm ve gastronomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şehrin tanıtımı olmanın ötesinde birçok farklı noktanın bir araya gelerek Türkiye'nin turizm ve gastronomi haritasına yeni bir renk katacağına da inanıyoruz. Şehrimizin zenginliklerini keşfetmek isteyenleri lezzet dolu bir yolculuk ve unutulmaz bir turizm deneyimi bekliyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fuarın şehrimize, turizmimize, gastronomimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyor. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Isparta'daki güzelliklerin duyurulması için bu tarz fuarların önemine dikkat çeken Vali Aydın Baruş, bugün başlatılan turizm fuarı tanıtımın dışında vatandaşlara duyarlılık da katacaktır dedi. Kıymetli misafirler, turizm sektörü, ülkemizin kalkınması ve ekonomisinin istikrar kazanması bakımından çok önemli bir sektör. Türkiye bugün 60 milyona yaklaşan dış turist sayısıyla, milyarlarca dolar turizm geliriyle turizm sektöründen önemli kazanımlar elde ediyor. Bölgemiz olarak da tabii ki Antalya başta olmak üzere hem Burdur illerimiz hem Isparta ilimiz turizm sektörüne elden geldiğince katkı vermeye çalışıyor. Sadece deniz turizmine veya sadece doğa turizmine dayanarak turizm sektöründe sürekliliği sağlamamız mümkün değil. Onun için turizmde çeşitliliğin artırılması, farklı ilgi alanlarına ilgi duyan değişik ziyaretçilerin, değişik karakterdeki ziyaretçilerin çekilebilmesi bakımından bu sektördeki ilgi alanlarını artırmamız gerekiyor. Isparta doğa
kültür ve tarihi bakımından hakikaten Türkiye'de her zaman ilgi çekmiş, son zamanlarda yurt dışında da ilgi duyulan bir şehir. Bu güzellikleri sadece kendi yaşamamız yetmiyor. Bunları hem ülkemiz insanına hem dış dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda turizm fuarlarının önemli bir katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fuarların amacı zaten ilgili sektörde faaliyet gösteren insanların bir araya gelmesini sağlamak ve yapacakları çalışmalarla turizm değerlerinin dış dünyaya ve o şehir dışındaki insanlara tanıtılmasını sağlamak. Ama bugün başlatılan turizm fuarının Isparta açısından daha önemli bir yönüne değinmek istiyorum. Turizm sektörü sadece tanıtımla ilgili bir konu değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların bu sektör konusunda duyarlılığın artması ile ilgili. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızın koordinasyonunda düzenlenen bugünkü fuar ve valiliğimizin, belediyemizin, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da destek verdiği bu fuar özellikle iş dinamikleri harekete geçirme bakımından Isparta'ya büyük faydalar sağlayacaktır. Ayrıca ilimizin dış dünyada tanıtımı açısından da burada çekilen görsellerin, yapılan faaliyetlerin de önemli katkı sağlayacağını kısaca ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından Vali Baruş ve katılımcılar fuar alanını gezerek standları tek tek incelediler. Öte yandan 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı 26 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Kadın sağlığı açısından önemli bir haberimiz var sırada sayın seyirciler. Meme kanseri kadınlar için büyük tehlike. Kanser hastalığına yakalanan her 4 kadından birinin meme kanserine yakalandığı biliniyor. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Metem Hastanesi onkolojik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Erol Eroğlu, meme kanserinde kontrol yaşını 40'tan 20'ye düşürüyoruz. Çünkü hep genç hastalarla karşılaşıyoruz dedi. Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü. Dünyada her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Erken teşhisle tamamına yakını tedavi edilebilen meme kanserinde kadının düzenli kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor. Pandemi dönemi sonrası meme kanserinde genellikle gecikmiş vakalar tespit ettiklerini belirten Meddam Hastanesi onkolojik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Erol Eroğlu, gecikmeler hala devam ediyor. Bunun yanı sıra meme kanseri görülme yaşı da giderek düşüyor dedi. Covid sonrası dönemde yaklaşık 2,5 senelik bir kapanma dönemi yaşadık hepimiz. O dönemden sonra en önemli şey hastaların kontrol alışkanlıklarını kaybetmesiydi. Buna bağlı çok sayıda gecikmiş vaka görüyorduk. Gecikmiş vakaları tedavi etmek gerçekten çok zor, eziyetli. Hani hasta açısından, sistem açısından her anlamda zor. Hala devam ediyor. Ben yine onu hatırlatacağım. Yani geçen sene rica etmiştim bütün izleyenlerden. Lütfen meme açısından kontrollerinizi ihmal etmeyin diye. Bu sene de farklı bir problemle karşı karşıyayız. Yani bu yalnız bize ait bir problem değil elbette, Isparta'ya ya da ülkemize ait değil. Bütün dünyada aynı benzer bir gelişme var. Meme kanseri görülme yaşı ne yazık ki giderek düşüyor. 80'li ve 90'lı insanları daha çok tedavi etmeye başladık. Son bir seneden beri en belirgin değişiklik meme kanseriyle ilgili. Bu yaş ile ilgili değişiklikler. Ne demek istiyorum? Daha açık bir ifadeyle gençlerde daha fazla görülmeye başlanıyor. Yani son yıllarda işte son yaklaşık 5 yıldan beri 40 yaş altı ve 40 yaş üstü olgularda bir eşitlik vardı yani. Eskiden işte yaşlı grubun hastalığıydı. 50-55 yaş en sık görülme yaşıydı. Şimdi ne yazık ki 30'lu ve 40'lı yaşlardaki insanlar daha çok tedavi için başvuruyor bizlere. Meme kanserinde kontrol yaşını 40'tan 20'ye düşürdüklerine dikkat çeken Meddam Hastanesi onkolojik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Eroğlu, artık herkesi kontrole bekliyoruz, yaş gözetmeden ifadelerini kullandı. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kontrol yaşını artık 40'tan 20'ye düşürdük.
Yani başlangıç açısından 30 demiştik ilk başta. Artık bu genç yaşta kıyasları gördükten sonra. Şimdi 20 yaştan sonra herkesi meme açısından kontrollerini yaptırmayı unutmamalarını rica ediyoruz. O açıdan yani bütün toplumumuz açısından özellikle bu yaş grubundaki insanların 30'lu 40'lu yaşlardaki insanların düşünecek olursak bunlar daha genç anneler, genç işte çalışanlar. O açıdan yani toplumun bel kemiği olan insanlar. Bu açıdan herkesin meme kontrollerini ihmal etmemesini, 20 yaşından sonra bu işin başlamasını ben kişisel olarak öneriyorum. Dünyada da bu yönde bir değişiklik var. 30'lu yaşlarda artık meme kontrolleri başlıyor. Üstünde en önemli duracağımız şey yani kişinin kendi kendini kontrolünden daha çok işte meme tarama programları çerçevesinde 20'li 30'lu yaşlardaki insanların da kadınların da kontrollere başlaması gerektiği. Benim söyleyebileceğim en önemli şey bu. Herkesten bunu gerçekten rica ediyorum yani. Toplumumuz açısından çok değerli bir kitle bu. Genç nüfusumuzu oluşturuyor. Bel kemiği toplumun, bel kemiği. Bunlar anneler, kariyer sahibi işte kadınlar, eşler, evlatlar. Yani en değerli grupta gerçekten. Bu kadar değerli bir grubu yani göz ardı edemeyiz. Yani sağlığı bizim için her şeyden, bir toplum için her şeyden daha önemli bence. O açıdan herkesi meme kontrolüne çağırıyorum. Artık yaş gözetmeden yani. AK Parti'de belediye başkanı aday adaylığı için başvurular sona erdi. Peki kaç kişi aday adaylığına müracaatta bulundu? Başvuruların sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin sürece ilişkin neler söyledi? Ayrıntılar birazdan Kanal 32 Haber'de. Isparta Belediyesi'nden emekli İsmail Tufan bir süredir kanser tedavisi gördü. Hastanede hayatını kaybetti sayın seyirciler. Tufan'ın cenazesi Isparta Belediyesi binası önüne getirilerek uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından helallik alındı. Isparta Belediyesi'nin acı günü. Mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladılar. Isparta Belediyesi'nden emekli İsmail Tufan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tufan'ın cenazesi, uzun yıllar çalıştığı Isparta Belediyesi'nin önüne getirildi. Mesai arkadaşlarından helallik istendi, dualar edildi. Ona olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. İnşallah o da size helal eder. Bir dua ederim inşallah. Amin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ardından Tufan'ın cenazesi mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze öğle namazına müteakiben Yalvaç'ın Bağkonak köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Değerli izleyiciler, günümüzde bağımlılıklarla mücadele büyük önem taşıyor. Bağımlılıkla mücadelede en ön cephede yer alanlardan biri de öğretmenler. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, "Öğretmenlerimiz bağımlılıkla mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi. Madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Günümüzde bağımlılıklar her geçen gün artıyor. Bu nedenle bağımlılıklarla mücadele büyük önem taşıyor. Yeşilay Isparta Şubesi de bağımlılıklarla mücadelede ön cephede yer alan öğretmenleri unutmadı. Öğretmenlerin geleceği şekillendiren, insanlarda iz bırakan kişiler olduğuna dikkat çeken Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, "Öğretmenlerimiz bağımlılıklarla mücadelenin de vazgeçilmez bir parçasıdır." diye konuştu. Öğretmenlerimiz geleceğimizi şekillendiren, bilgiyi sadece anlatmayıp hayatımıza katkı sağlayarak bizlerde iz bırakan kişilerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü sabrı, sevgisi ve özverisiyle öğrencilerimizin yolunu aydınlatan ve tüm öğretmenlerimize ithaf edilmiş bir güne sığmayan bir minnetin göstergesidir.
Öğretmenlerimiz bağımlılıklarla mücadelenin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren ve öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve bağımlılıklardan uzak nice neslin yetişmesinde ve gönüllerine dokunmalarında temenni ediyoruz. Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, bağımlılıklarla mücadele için vatandaşların 115 nolu danışma hattını arayabileceğini söyledi. Bağımlılıklarla mücadele konusunda yine 115 nolu kısa danışma hattımızdan bizlere ulaşıp bu noktada bağımlılıklarla mücadelede ücretsiz olarak bizlerden destek alabilir. Yine Yeşilay Isparta Şubesi'nin yapmış olduğu etkinliklerde ve farkındalıklarda ve eğitimlerde bizlerle birlikte Yeşilay Isparta Şubesi'ne yer alabilirler. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında öğretmenlerin, gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağladığını belirten Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin yanındayız dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Başdeğirmen, öğretmenlerin eğitimdeki fedakarlıkları, sabrı ve özverileriyle her bir gencin hayatında iz bıraktığını, geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, belediye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolüne değindi. Protokol kapsamında belediyenin eğitim alanında yapılacak seminerlere destek vereceğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, yine bu eğitim-öğretim döneminde 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik toplam 11 adet deneme sınavları gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen mesajında şu görüşlere yer verdi. Bu vesileyle şahsım ve Isparta Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, eğitimin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyorum. Bu düşüncelerle millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal edenlerle beraber terör saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum. Sırada reklamlar var. Reklamların ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. AK Parti'de belediye başkanı aday adaylığı için başvurular sona erdi. Peki kaç kişi aday adaylığına müracaatta bulundu? Başvuruların sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin sürece ilişkin neler söyledi? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Isparta'nın anlık haber sitesi gulkentgazetesi.com.tr. Sıcak haberler, son dakika gelişmeleri, gündem, gündeme ilişkin haberler hepsi telefonunuzda, bilgisayarınızda. Haberin internet adresi gulkentgazetesi.com.tr. İTAŞ'ta bu haftanın ürünü Knorr kremalı tavuk çorbası 65 gram 19 lira 50 kuruş yerine sadece 12 lira. 22 Kasım 28 Kasım tarihleri arasında İTAŞ merkez ve tüm şubelerinde geçerlidir. İTAŞ alışveriş merkezleri. Kalitenin ve indirimin adresi. Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömre feder. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır.
gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. İçin önemli. Adres Yeni Adliye Çaprazı Isparta. Rezervasyon telefon 0246 420 61. Isparta'nın değeri markası IAŞ, kuruluşunun 25. yıl sevincini sizlerle paylaşıyor. IAŞ alışveriş merkezlerinde 25. yıla özel 25 hediye çekilişi başlıyor. İşte 25. yıla özel IAŞ hediyeleri. Hayallerinizi süsleyen full elektrikli son model 1 adet Opel Mokka E. 5 adet son teknoloji robot süpürge. 5 adet Bluetooth kulaklık. Teknoloji harikası 5 adet air fryer. 5 adet filtre kahve makinesi. Ve 4 adet 5000 TL değerinde IAŞ Market hediye çeki. Tüm IAŞ alışveriş merkezlerinden aynı gün içerisinde 500 TL tutarında alışveriş yapın, çekilişe katılın. Hayallerinizdeki bu hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Mutlu alışverişler. IAŞ. Parti'de belediye başkanı aday adaylığı için başvurular sona erdi. Peki kaç kişi aday adaylığına müracaatta bulundu? Başvuruların sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin sürece ilişkin neler söyledi? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Çek, kaydet, gönder. Sizin haberiniz Isparta'nın gündemi olsun. Kanal 32 WhatsApp ihbar hattı haberlerinizi gündeme taşıyor. Gündemi artık siz belirliyorsunuz. Kanal 32 Haber WhatsApp ihbar hattı 0532 778 32 32. Caner'in bana doğum günü hediyesi. Ay çok şık değil mi? D Diamond. Doğum gününde D Diamond'la ışılda. Aşka çok yakışıyor değil mi? D Diamond. 2001 yılından bu yana 20 yıllık hazır yemek üretim deneyimimizi yaz kış demeden durmaksızın çalışan mutfağımızda menümüzü ve lezzetli yemeklerimizi mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendiriyoruz. Farklı pişirme tekniklerini ve yöresel tarifleri yerel malzemelerle birleştirip sizlerin beğenisine sunuyoruz. Anadolu Mutfağı tecrübeli ve eğitimli kadrosuyla siz değerli müşterilerine hijyenik ortamlarda kaliteli ve lezzetli yemeklerle hizmet sunmaya devam etmektedir. Anadolu Mutfağı olarak üretimde kullandığımız her malzeme en yüksek kalite olup güvenilir firmalardan temin edilmektedir. İş merkezleri, kamu kurumları ve her sektörden oluşan yemek dağıtım ağıyla Alo Sulu Yemek ve Al Götür hizmetiyle toplantı ve düğün yemeklerinizde ve online sipariş verebileceğiniz yemeksepeti.com'la Isparta'ya hizmet ediyoruz. Isparta'da ilk ve tek vakumlu ev yemekleri, pide, ızgara, döner paket servisi Anadolu Mutfağı'nda. Anadolu Mutfağı, telefon 0246 224 34 54, 0536 977 17 17.
Sistem Hastanesi Onkoloji Merkezimizde sizi önce hasta koordinatörümüz karşılar. İlk muayeneniz onkolojik cerrahımız veya tıbbi onkoloğumuz tarafından yapılır. Tanı için girişimsel radyoloji bölümünde alınan biyopsilerin patoloji raporları en hızlı şekilde sonuçlandırılır. Tanısı konan hastalığın tedavi sürecine ilgili branş hekimleriyle yapılan konsey toplantısında karar verilir, tedavi şekli ve süreci planlanır. Kemoterapi ünitemizde hastalarımız, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender yönetiminde konforlu bir ortamda tedavilerini alırlar. Hastanemizde ışın tedavisi alacak hastalarımızın tedavi planlamaları ise radyasyon onkolojisi uzmanımız yönetiminde sağlık fizikçisiyle birlikte tecrübeli bir ekip tarafından yapılır. Nükleer tıp ünitemiz, tedavi öncesinde tanı aşamasında ve sonrasında hastalığınızın durumunu belirlemek için teknolojik PET-CT cihazıyla kolay randevu ve hızlı sonuç ilkesiyle çalışır. Cerrahi onkoloji birimimiz, Profesör Doktor Erol Eroğlu ve ekibiyle birlikte her türlü cerrahi işlemi uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, onkoloji hastasının hekimine ve ekibe olan inanç ve güven duygusunun tedavinin en önemli parçası olduğu bilinciyle çalışır. Tedavi sürecinde hastaneye yatan hastalarımız, konforlu, tek kişilik odalarda güler yüzlü ve tecrübeli sağlık ekibimizden hizmet alırlar. Meddam Hastanesi olarak onkoloji merkezimizde bu süreçte her zaman yanınızdayız. Yalnız ve çaresiz değilsiniz. Reklamların ardından Kanal 32 Haber'de yeniden karşınızdayız. Sayın seyirciler, AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Isparta'da merkez, ilçeler ve beldeler için toplam 52 kişinin belediye başkan adayı adaylığı için müracaatta bulunduğunu söyledi. AK Parti 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde en iyi adayı belirlemek için yoğun mesaide. Partide 9 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı süreci dün saat 17 itibariyle sona erdi. AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin de Isparta'da yaşanan aday adaylığı süreciyle ilgili ilk kez Kanal 32 Haber'e konuştu. Partisinden Isparta Merkez Belediyesi için 1, İlçelerden 31 ve belde belediyeleri içinse 20 kişinin belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptığını belirten AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, mevcut belediye başkanlarımızla ilçe başkanlarımızdan başvuru alınmadı dedi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkanı aday adaylığı müracaatları 9 Kasım itibariyle başlamış bulunmaktaydı. Biz müracaatlarımızı 22 Kasım 2023 tarihi, yani dün itibariyle, dün akşam 5 itibariyle müracaatlarımız sonlandırıldı. Buna göre Isparta merkezimizde, Isparta belediyemize 1 müracaat, ilçe belediyelerimize 31, belde belediye başkanlıklarımız için de 20 kişi müracaat etmiş bulunmakta. Tabii bu süreç önemli. Vatandaşımızın teveccühü, ilgi ve alakaları da çok önemli. Bu süreç zarfında da mevcut belediye başkanlarımız, mevcut ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız bu müracaata dahil olmadılar. Bunlar sadece dışarıdaki kişilerin müracaatıyla gerçekleşti. 26 Kasım Pazar günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde teşkilat temayül yoklamasının yapılacağını aktaran AK Parti İl Başkanı Keskin, vatandaşlarımızın karşısına en iyi adaylarla çıkacağız diye konuştu. İnşallah nasip olursa da 26 Kasım 2023 tarihinde pazar günü belediye başkanlarımızla ilgili bir temayül gerçekleştirecek. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde saat 10'da başlayacak.
16'da bitecek olan elektronik ortamda bir teşkilatımızın temayülü olacak. İnşallah bu değerlendirmeleri de en güzel bir şekilde tamamlayıp vatandaşımızın önüne en güzel şekilde belediye başkan adaylarımızla, belediye meclis üyelerimizle ve il genel meclis üyelerimizle birlikte hep beraber çıkacağız. Tabii bu süreç belediye başkanlıklarımızın müracaatı dün bitti ama belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerimizin müracaatları devam etmekte. Onların müracaatı da 3 Aralık itibariyle sona erecektir. 26 Kasım'da Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında teşkilat mensuplarının görüşleri dikkate alınacak. Partililere mevcut başkan devam etsin mi, kimi aday olarak görmek istersiniz diye sorulacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamayla partisinin belediye başkan adaylarını Aralık ayı ortasında açıklayacaklarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Isparta Spor hafta sonu deplasmanda Erzincan Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil Pembeli ekip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta elimizi temsil eden Isparta Spor hafta sonu ligdeki 15. maçına çıkacak. Geride bıraktığımız hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Etimeskut Belediyespor'a sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup olan Yeşil Pembeliler, yenilgiyle zirve yarışında yer aldı. Önümüzdeki hafta sonu ise deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak olan Isparta Spor'da hedef mutlak galibiyet. Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor'da teknik direktör Hakan Karaca futbolcularla yakından ilgileniyor. Oyuncularına Erzincanspor maçının önemini anlatan teknik direktör Hakan Karaca, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Temsilcimiz Isparta Spor'la Erzincan Spor arasındaki karşılaşma 26 Kasım Pazar günü saat 14'te oynanacak. Grupta 27 puanla 3. sırada bulunan Isparta Spor, lider Amed Sportif Faaliyetler'in 4 puan gerisinde bulunuyor. Yeşil Pembeliler zirve yarışından kopmama adına bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalayacağız. Siz de gün içinde yayınladığımız haberleri kanal32.com.tr ve gulkentgazetesi.com.tr adreslerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Çevrenizde haber değeri taşıyan görüntüleri 0532 778 32 32 numaralı Kanal 32 WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın.